Hepsini kapsıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Saygılar. Ne yapalım? Nasıl dayı, sen bu işi bilirsin. Evet. Nasıl? İyi mi böyle? İyi, güzel. Altta da var, bir aldık. Başka da burada ilavesi. Araba gelin. Tamam. 5 tane. 5 tane, o arabaya verelim. Evet. Abi bir geri baştan alalım ya. Tamam. Gel. Hayır, nasıl? Bir tane daha edeceğiz. Başkanım burada. İşte yardımcı oluyor. Yardımcı. Altı. Başkanımız sağ olsun ilk günden bu tarafa bizimle sürekli olarak ne yapabiliriz, ne edebiliriz fikirleri vardı. Bana kendisi, inanın şunu şöyle söyleyeyim. Ben kara kara düşünürken bu kovanları nasıl telafi edeceğimizi, Antalya Birlik Başkanı düşünürken başkanımız bana telefonda dedi ki, ben Alanya'da bütün kovanları üreticilerin en iyi şekilde yaptırıyorum, en iyi şekilde dağıtımını yapacağız dedi, sen rahat ol dedi ki, bunun verdiği bir mutluluk var. Ben buradan diğer belediye başkanlarımıza da aynı çağrıyı yapıyorum. Üreten yüreklere, üreten insanlara böyle konularda, doğal afetlerde yardım bekliyoruz. Bugün burada 23 çift üreticimizin 350 kovanı zarar gördü. Bunlar arılı, maddi kayıplar var, manevi kayıplar var. Herkese geçmiş olsun diyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Başkanımıza her şeyden önce Mayıs ayında yine bölgemizde 2000 tane arıcımıza kovan dağıttı. Güzel bir işler yaptı. Sürekli olarak bizimle beraber, sürekli üreticinin yanında, sürekli bizlerden desteğini esirgemiyor. Kendilerine huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman da yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Geçen 31 Temmuz'da bir kaza yaşadık. Kader böyleymiş. Hamdolsun bugünlere. Sayın Başkanım, size özellikle her konuda teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanınızdasın. Bugün de bizi gururlandırdınız gerçekten. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah bir daha böyle kötü gün göstermesin. Hep iyi günlerde beraber olalım. Bu süreçte gece gündüz 24 saat yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımız Adem Bey ve ekibi, bilim amirleri sabahın erken saatlerinden gecenin ikilerine, üçlerine kadar gerektiğinde sabaha kadar bizimle birlikte arazide, kriz masasında, her yerde bizimle bulunan Sayın Adem Başkanıma ve ekibine, mahallem ve şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Belediyemizde zaten biz devlet kurumları olarak hep uyumlu bir şekilde çalıştık. Ben Adem Başkanımıza her anlamda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun her konuda. Ne istersek yanımızda, her istediğimizi de yapıyor. Biz de aynı şekilde kurumlar olarak. Ve bu kovanları da sizlere yaptırıp dağıttığı için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle afetler bir daha yaşamayız. İnşallah böyle bir günleri bir daha görmeyiz. Kötü günlerdi. Ama
devletimiz, belediyemiz, hepimiz, kurumlarımız güçlü. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum ve belediyemize de çok çok teşekkür ediyorum. Yerel kalkınma projemiz devamını ve kapsamında düzenlediğimiz geçtiğimiz Mayıs ayında da hem üreticilerimi desteklemek hem de doğal yaşamı korumak amacıyla yerel kalkınma projemizi hayata geçirmiştik. Arıcılar Birliği ve ilçe tarımla yaptığımız çalışmalar neticesinde gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında birliğe kayıtlı 400 arıcıya 500 bin TL'nin üzerinde toplam 2000 kovanı hep birlikte dağıtmıştık. Bugün de Güzelbağ, Bayır, Ümitli ve Dereköy mahallelerimizde yangından etkilenen arı üreticilerimize kovan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hem ekolojik dengenin bozulmamasına hem de arıcılık faaliyetlerinin ve üretimin devam etmesi için arı üretimimize kovan desteği veriyoruz. Bugün hep birlikte 350 adet arı kovanının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu desteğimiz sadece arıcılığa değil, aynı zamanda çiftçilerimize, sebze ve meyve üreticilerimize ve doğal yaşama da bir destektir. Biz Alanya Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, araç ve gereçlerimiz, personelimiz de yangınların başladığı ilk günden bugüne kadar hep yangınla mücadelede ve afet bölgesinde vatandaşlarımızın yanındaydı. Tüm zararlar karşılıncaya kadar ve vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderinceye kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dün de buradaydık, bugün de, yarın da hep birlikte olacağız. Allah o günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Güzelbağ, Bayır ve Takanlar mevkisinde evleri yanan vatandaşlarımızı tekrar yine evlerine kavuşturmak için kullanılmaz hale gelen evlerin tamamını yıkımını tamamladık, enkazlarını da kaldırdık. İnşallah devletimizin desteğiyle vatandaşlarımızın evlerine kavuşturacağız. Bu yaraları devletimizle birlikte, kurumlarımızla ve bölge halkıyla birlikte hep birlikte saracağız. Sosyal belediyelik anlayışımızla, muhtarlarımızla, üreticilerimizle, esnafımızla, toplumun her kesimiyle işbirliği ve uyum içinde çalışıyoruz. Bundan sonra da yeni projelerle üreticilerimizi desteklemeye de devam edeceğiz.